Osman Abi TV'den herkese selamlar. Salı gününüz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim, dostlarım, abilerim. Şimdi kuşlar artık böyle çıkmaya başladılar. Tabii ikinci günleri biraz acıktılar. Sabah oldu. Yani yavaş yavaş alışacaklar, böyle gezinsinler terasın üstünde falan. Ben gitmeden önce bunları uçurmaya başlarım birçoğunu. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Zaten uçurmalık kuşlar yani. Bir tek dolapçılara dikkat ederim. Dolapçılar güzel. Çünkü ya bu yakaladığımız şu beyaz erkeği de kaçağı da açarız. Yarın açarız kanadı. Çünkü çok alışkın hareketler gösteriyor. Öyle uçmak falan istemiyor çok fazla. Yani öyle gidici gibi değil. Posta da dışarıya çıkmaya başladı kerata. Posta hanımefendi. Ha, dün bir de pardon, şunu söylemedim. Tufan kardeşim şu Nudi gibi olan baskayı kendi büyütmüş eliyle yavru. Abi dedi, burada ezilir, sana dedi vermek istiyorum hediye olarak. Onu da ekledi. Yani ben dün 10 tane değil de 11 tane kuş getirmiş oldum. Sağ olsun. Yavru kızması kuş. Yani o da alışır buraya kısa sürede. Yani daha tam uçacak formda değil ama en azından onu da kanadını bantladım. Yani atlayıp zıplayıp aşağılara düşmesin diye. Çok da şirin bir yavru. Durum böyle kardeşler. Kümeste. Kümesimiz gayet iyi oldu o kaplamadan sonra. Bir tane getirdiğim kuşların içinde bir tanesi hasta. Şuradaki. Ona da Sipro antibiyotik şey verdim. Antibiyotik, evet. Bakalım ne olacak. Yarın yine vereceğim. Kelebeğe de vermiştim. Bir gün verdim. Ulan ertesi gün iyileşti diye kestik. En azından bir 4-5 gün devam edeceğim. İyice temizlensin yani. Hırıllama var. Bakalım nasıl olacak kardeşler. Durum böyle kümeste. Dün çekiliş yaptık. Bugün işte marulları ayarlayacağız, edeceğiz falan. Bakalım onları göndereceğiz. Durum şu anda böyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Osman abi TV'den herkese tekrardan selamlar. Su değişimi yapmadım pazar günü. Bir de onu deneyeyim dedim. Çünkü tatil olduğum zamanlar su değişimi yapılmayacak. Kardeşime söylerim diyordum ama yapamam, uğraşamam falan dedi. Ben de yani su değişimi yapmadan bir yol izleyeceğim. Bakalım nasıl olacak kardeşler. Ben de merak ediyorum. Ya bu yüzeyimizi filtreyi direkt bağlamıştık. Yalnız bu çıkıyor nedense, ne hikmetse. Bir de karbondioksit direkt onun emiş tarafına veriyorum. Emiyor ve ama emmiyor gibi nedense. Yok, emiyor, bayağı da emiyor. Bakalım çözecek mi? Çözüyordu, çok güzel çözüyordu şuradan. Şu şekilde veriyordum. Sanki bir sıkıntı var gibi ama. Tıkandı mı yine, ne yaptı bilmiyorum ki. Kaçırıyor gibi. Bakalım. Durum böyle güzel kardeşler, bu akvaryumda bir sıkıntı yok çok şükür. Kripto kornivantiler de bayağı büyüdü. Tabii yüzeyimizi çalıştırmıyorum. Aparatını çıkardım. Öyle tıkanıyor. Çünkü çınarlar bayağı bir yaprak döküyor böyle ufak ufak. Bakalım nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum kardeşler. Karbondioksitimiz çözülüyor. Tamam. Şükür. Durum böyle. Bu akvaryumda. Buraya gelelim. Buraya da ufak ufak ekliyorum. Ortalığı bulandırmamak için güvercin kilimi. Ve gayet de güzel oldu yani. Çünkü burada filtre çalışmadığı için bulandırıyor, bakın şu şekilde. Koyduğum zaman hafiften bir bulanıklık yapıyor. Yani 3 dakika kaçıp koyayım, bulandırıyor. Yavaş yap. Oo, bayağı bulandırdı ya bu seferki. Yani filtre çalışsa hiç sorun olmayacak. O sülfatım bitmiş benim.
Potasyum sülfat da yapalım ya bugün. Durum şu anda böyle kardeşler. Bu akvaryumumuzun ışıklarını açalım sizinle birlikte. Platilerimiz çok güzel devam ediyor. Karideslerimiz de aynı şekil. Bilahare iyiler. Ama bir saç yosunu var. Durum böyle. Pirelerimiz valla bir çoğalıyor bir azalıyor. Ben de anlayamadım ne hikmetse. Yani enteresan bir şekilde bir azalıyor bir çoğalıyorlar. Tam kültürü güçlendirdik diyorsun. Yok yine çöküyor. Enteresan valla. Valla enteresan. Çok affedersiniz. Grip oldum yine. Özellikler de yavrularla birlikte bakın. Bir sürü ufak yavru var. Orta boy yavru var. Artık kovalamayı kestiler. Bu yavrular da serpildi. İyi oldu yani. Çok güzel oldu. Gambusyalarımız burada bu şekilde. Yavru var mı bunlarda bilmiyorum inanın. Ama anaç dişi, büyük dişi duruyor. Onunla çiftleştiklerini de görüyordum hep. Yavru olursa bile yerler muhtemelen. Bakalım kısmet. Ha, buradaki lepistesleri de görüyorum. Burada da bir lepistes var. Şu bakın en köşede alttaki. O da demek ki yaşıyor bunların arasında ölmeden. Bakalım kısmet bunlardan ne elde edeceğiz. Hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz kardeşler. Durum böyle. Şimdilik yeşil suyumuz. Çok affedersiniz. Devam ediyor. Alternatörler uzamaya başladı. Çok ilginç bir şekilde. Bakın şöyle odaklasın. Bakar mısınız ya? Maşallah. Bir de böyle yeşermeye başladılar. Çok güzel, çok güzel. Betalarımız gayet iyi. Japon balıklarımız iyi. Japon balıklarımızın yeşil suyu çöktü. Yeşil su kültürü. Daha rahat gözüküyorlar artık. Bakın gördüğünüz gibi. Azollalarım çürüdü. Ne yazık ki. Sadece mercimek var ortalıkta. Hatta sizinle birlikte Japonlara mercimek ziyafeti çekelim biraz. Yiyin çocuklar, yiyin. Yeşillik geldi. Bakın nasıl yiyorlar. Kütür maşallah. Oh. Akvaryum odasında durum böyle biraz rahatsızım kusuruma bakmayın. Bugün yarın da şu marul kargolarını ayarlayıp göndereceğim. Şimdilik bu kadar kardeşler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlarım. Merhaba kardeşler. Ya veda ettim ama çok kısa olmuş son durum. Halbuki duydu sesimi pardon. Bari şu betaları falan göstereyim. Ben de bir yandan şey yapmıyorum. Potasyum sülfat hazırladım. Onu çözmeye çalışıyorum. Oo bu betamız da güzel olmuş ya. Maşallah pireleri yediler yediler. Renkleri de kendine geldi. Şimdi beta üreteceğim döneyim. Beta üretimi ile ilgili kapsamlı şeyler yapacağım. Bakın potasyum sülfat da böyle çözene kadar biraz uğraştırıyor. Böyle karıştıra karıştıra içine çöküyor falan. 1 litrede çözüyorum 110 gramı. Zaten formülasyonda o. Sizlere de göstereyim dedim. Benim gübrelerimi soran kardeşler var. Merak edenler var. Kullananlar var. Sattığım birçok kişi kullandı. Memnun kaldı. Ben de hali hazırda memnunum zaten. Siz de görüyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Ya şimdi eskiden olsa diyecektim mesela Sajan markanın Flourish'in. Sajan Flourish vardı. Çok iyi bir gübreydi. Hagen Nutrifina mı ne vardı? O da çok iyi bir gübreydi. Şimdi onlar getirilmiyor. Yani bu ReFlowers mı neydi? O markayı sokuyorlar diye. Onu da sanırım şeymiş, Bilal Oğlan sokuyormuş diye ötekilerini iptal etmişler, getirmeyi yasaklamışlar. Öyle duydum yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum inanın. Şunu biraz şöyle yapmamız gerekecek ya. Şu ışığı çünkü artık şey kullanmıyorum, mercek kullanmıyorum. Heh, şöyle yapalım ki daha iyi olsun. Öyle duydum.
Vallahi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Durum böyle kardeşler. Geldiğimde dediğim gibi bir beta üretimi, bir çift beta alacağım güzel. Beta üretimi yapacağım kısmetse. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Ha bu arada mikraları soğanlar vardı. Aslında gitmeden bir budama yapıp bir paket satış yapabilirim diye düşünüyordum ama yapamayacağım onu da. Daha sonra yani şu an o kadar dağınığım ki hani odanın şekli gibiyim yani hani kendi iç dünyamda da hani bu gitme işi çıktı. Bakalım o da yani nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum ama beta üretim kabımız burada. Hazırda bekliyor. Durum böyle güzel kardeşler. Şimdi marulları paketleyeceğim. 4 kişi hazır. 5. kişiyi arıyorum. Ona da mesaj attım. Bakalım geri döndüğü zaman onun da paketini hazırlayacağım. Kısmetse bugün hani kısmet değilse de yarın inşallah vereceğiz. Durum böyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere kardeşler.